Herkese merhaba arkadaşlar. Web'de ne var kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle BİM'den 59 liraya almış olduğumuz WorldTech diye bir marka var. Onun saç kesme makinesini inceleyeceğiz. Özelliklerinden bahsedeceğiz. Kısa kısa kullanımlarımızdan bahsedeceğiz. Buyurun isterseniz videoya geçelim. Şimdi ben İlk olarak şundan bahsetmek istiyorum. Biz çok umutlarla almadık aslında. Çok bir beklentimiz yoktu makineden. Bazı beklentilerimizin üstünde diyebiliriz. Onlardan video içeriğinde bahsedeceğim zaten. Şimdi öncelikle bir kutunun dış yüzeyinden, dışta nelerden bahsedilmiş, belirtilmiş onlardan bahsetmek istiyorum. Bizim en çok dikkatimizi çeken ise burada Türkçeyi tamamen katletmiş olmaları. Şurada görmüş olduğunuz gibi makine şarj süresi 8.00, saat işik. Gösterge işiği ile yaklaşık 50 dakika için kullanılır. Sanki bir Rusça şeyi sezdim. Kısaca burada anlatılmak istenen 8 saatlik şarj süresiyle 50 dakikalık kullanım sunabiliyor. Bundan bahsetmiş. Burada çok fazla uzatmadan isterseniz özellikler nelerden bahsedilmiş onlara değinelim. İlk olarak buradaki yazı kısmında nelerden bahsedilmiş bunları söyleyeyim. Keskin bıçak, dayanıklılık diyor. Kablosuz olarak kullanılır ve kullanımı rahattır. Bundan bahsedilmiş. Yüksek verimli batarya olarak sunulmuş. Tam şarj olduktan sonra 50 dakika kesintisiz kullanım. Ve ayrıca şarj ederken şarj olup olmadığını gösteren LED gösterge, onları tek tek zaten göstereceğim. Ve 8 saatlik şarj süresi olduğundan bahsetmiş. Şurada paslanmaz çelik bıçaktan bahsedilmiş. Ve değişken kesme uzunluğu, yani ayarlanabilir kesme uzunluğu olarak sunulmuş. Zaten söyleyelim 8 saat şarj ile 50 dakikalık kullanım olduğunu ve şarj göstergesi bulunduğunu söylemiş burada. Yan tarafta neden bahsedilmiş bunu söyleyelim. Bu arada bu ürünün modelini söylemedik ama çok bilinmez bir marka olduğu için WorldTech'in VT522 adlı ürünü. Zaten bu ürünün linkini aşağıya bırakacağız. Oradan da bulabilirsiniz. Dedikten sonra buradaki yan kısmında neden bahsedilmiş bunu da kısaca söyleyelim. Buradaki görsellerde ilk olarak yüksek dönme hızına sahip gümüş PD alaşımlı motordan bahsedilmiş. Bu arada bu ürün arka kısımda bahsedildiği gibi 3 wattlık güçle şarj olabilmekte. Şimdi gelin dilerseniz kutu açılımını gerçekleştirelim. Daha önce kutusunu açmıştık. Birkaç kez kullanmıştık ama sizlere tekrardan göstermek amacıyla kutuyu tekrar yerleştirip sizlerle birlikte açmayı istedik. O yüzden onu da belirtmek istedim. Şöyle kutusunu zaten atıyorum. İçinden şöyle bir kullanım kılavuzu çıkıyor. Şurada da tercih edilen marka demiş. Aynen bayağı tercih ediliyor. Şöyle iç kısmını gösterecek olursak kullanma talimatından bahsedilmiş. Bıçak bakımından ve diğer önlemlerinden bahsedilmiş. Hangi hatalarda bulunmamanız gerektiğinden bahsedilmiş. Bıçağın falan nasıl yerleştirilebileceğini. Ve ayrıca burada servisleri sıralanmış. Bunları zaten internet üzerinden de ulaşabilirsiniz. Bu arada kutu içinde kalmış şunu da bahsetmek istiyorum. İçerisinden de böyle bir kağıt çıkıyor. Adres, bir bu elektroniğin adresi verilmiş. Çin menşeli olduğu içindir muhtemelen. Ve gelelim makinemizin kendisine. Makinenin kendisinden önce şöyle bir şarj kablosu bulunmakta. Şarj kablosunu şöyle bir açmak istiyorum sizlere uzunluğunu göstermek için. Çok detaylı bilmiyoruz ama gayet kısa bir makine. Yaklaşık olarak yarım metrelik bir ölçüye sahip. Bunu böyle belirtmek istiyorum. İçinden bir adet makine yağı çıkıyor. Bununla birlikte makinenizin işlevini kaybetmeye başladığında, yavaşladığında bu yağı kullanarak makinenizi daha işlevsel hale getirebiliyorsunuz. Bunu da şöyle kenara bırakıyorum ve makinemizin kendisine geliyorum. Ve bir adet de makinenin alt kısmında şöyle bir temizleme fırçası bulunmakta. Her tıraş makinesi paketinde olduğu gibi, kutusunda olduğu gibi. Ürünümüzün kendisi şu şekilde karşılıyor. Şöyle bir paketin içerisine konulmuş ayrıca. Bu da bence yani kimileri için çok büyük bir detay olmasa da bence güzel bir detay. Bundan da bahsettikten sonra makinemiz şöyle elinize aldığınızda ilk hissiyatta gayet profesyonel duruyor. Hani parça kalitesini böyle çok hemen dikkate almazsanız ağırlık bakımından iyi ve hissiyat bakımından iyi diyebiliriz. Şöyle kendisinin biraz fiyatına göre profesyonel gösteriyor diyebiliriz. Tasarımdan bahsedecek olursak ön kısmı metal görünümlü plastik malzemeye ve arka kısmı da plastik malzemeye sahip. Ve şarj girişi olarak şurayı tercih etmelisiniz. Şarj kablosunu buraya takabiliyorsunuz. Şu şekilde şarj kablosunu
takabileceğiniz yeri de göstermiş olalım şarj girişlerinde. Ve bu ürün bahsetmemiz gereken en önemli noktası ise kablolu kullanımı desteklememesi. Yani kablosuz olarak bu ürünü kullanmalısınız. Kablolu olarak kesinlikle kullanamıyorsunuz. Bunu belirtmek istedim. Şurası bildiğiniz üzere açma kapama aparatı. Makineyi şu şekilde açıp kapayabiliyorsunuz. Şurada görmüş olduğunuz ise paketin dış kısmında da belirtilen şarj göstergesi. Makinenizin şarj olup olmadığını buradan kontrol edebiliyorsunuz. Ve ürünün arka kısmında burada Çin malı olduğundan ve CE sertifikası olduğundan bahsedilmiş. Ve son olarak aparatından bahsedecek olursak burada görmüş olduğunuz aparat şu şekilde ayarlanarak şöyle 1, 2, 3, 4, 5 numara olarak kullanabiliyorsunuz. Ve bunu çıkardığınızda 0 numara olarak saç tıraşı gerçekleştirebiliyorsunuz. Burada bir şey dikkatimi çekti benim. Tamam, makinemizin fiyatı gayet uygun. Şu aparatın plastik malzemesi oldukça kalitesiz. Çünkü böyle hemen en ufak bir şeyde çıt çıt ediyor bu sesler duyuluyorsa. Evet, makinemizin genel bir değerlendirmesini yapacak olursak ürünümüz 59 liralık fiyatıyla gayet cazibeli. Ama ürünümüzün kendisinden bahsedecek olursak saç kesimi olarak gayet güçlü bir makine ve oldukça iyi bir performans sunuyor diyebiliriz 59 liralık fiyatı kıyasla. Ama ürünümüzün malzeme kalitesi için aynı şeyleri söyleyemeyeceğim. Malzeme kalitesi olarak düşük standartlar sunulmuş. Ama tabii ki 59 liralık bir ürün alıyorsunuz. Bence bu fiyata bu ürünü alabilirsiniz. Yani bir aşağı yukarı 1-2 senelik kullanım istiyorsanız ve işinizin görülmesini bana orta yollu bir fiyatta olsun istiyorsanız bu ürünü tercih edebilirsiniz. BİM mağazalarında satışa sunuluyor. Bu hafta vardı. Gelecek haftalarda da illaki sunulacaktır bittiyse bile. Evet arkadaşlar, bugün sizlerle BİM'den 59 liraya almış olduğumuz WorldTek VT522 modelli saç tıraş makinesini inceledik. Kutu açılışını gerçekleştirdik. Kullanım deneyimlerimizden bahsettik. Umarım videomuzu beğenirsiniz. Siz de bu makineyle alakalı görüş ve önerilerinizi aşağıda yorumlarda belirtebilirseniz. Eğer videomuzu beğendiyseniz aşağıda bulunan beğen butonuna ve abone ol butonuna tıklamayı unutmayın. İyi günler diliyorum.